Dünya coğrafyasındaki gezimizin şimdiki durağı Singapur. Değerli izleyenlerimiz, akşam saatlerinde Singapur'a gelmiştik ve Singapur'da bir nehir turu atmıştık. Şimdi de gündüz gözüyle Singapur'u göreceğiz. Ancak 1994 yılında ilk kez buraya gelmiştik. Aradan tam 21 yıl geçmiş. Tarihler 12 Eylül 2015. Biz yine Singapur'dayız ve şu an 42. katta kaldığımız, 32. katta lobisi olan Westin Otel'in lobisinden bu görüntüleri tespit ediyoruz. Birlikte devralem diyoruz, Singapur'a beraber gidiyoruz. Bizim doldurularak toprak kazanıldı Singapur burası. Kraliçe Victoria anısına yapılmış. Bugün Singapur Senfoni Orkestrası'nın bulunduğu alan ve daha sonra da Asya ve Medeniyetler Müzesi'ni görüyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden turist geliyor Singapur'a. Türkiye'den de çok sayıda değil, az bir miktarda turist geliyor. Özellikle Tayland üzerinden gidenler Singapur'a uğruyorlar veya Singapur üzerinden Tayland'a gidiyorlar. Asya ülkesinden hanımefendi kendilerine göre yoga veya ibadetlerini yapıyorlar. Nilayan demek ya da Malayan de diyorlar buna. Nilayan. Yarı aslan, yarı balık. Singapur'un simgesi olan bu heykele bu adı vermişler. Marina Bay Sands Oteli'ni görüyorsunuz. Yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan 2561 odası ve 3 tane kuleden oluşuyor bakın. Ortada da havuzu var. En üstte ortada da sonsuzluk havuzu var. Orada yüzenin sonsuzluğa ulaştığı söyleniyor. Ondan sonra beyaz bir bina, lotus çiçeği şeklinde olan binada Science and Art Museum, yani bilim ve sanat müzesi. Orada da çok güzel sergilerin oldu bir müze. Ondan sonra dönme dolap, işte 165 metre yüksekliğinde olan, işte 28 kabinden oluşup her kabinede 28 kişinin sığabildiği ve bir dönüşün 32 dakika sürdüğü dönme dolabı görüyorsunuz. Kültür ve Sanat Merkezi, Esplanada dedikleri. Ta 2002 yılında yapıldı bu. Bir tane salon var, 2000 kişilik, bir tanesi 1600 kişilik. Bütün kültürel, sanatsal faaliyetler burada yapılıyor. Kumar oynamak, oynatmak birçok ülkede yasak ama Singapur'da serbest. Üstelik Las Vegas Amerika'da kumarın merkezi olarak bilinir. Fakat şu anda yine Las Vegas firmaları dünyanın en büyük kumarhanelerini Singapur'da açmış. Binlerce odanın bulunduğu arkamızda otel dünyanın en büyük kumarhanesi. Yakın bir geçmişte açılan bu kumarhane nice ocaklar söndürüyor. Burası Singapur. Burası sömürünün, global ekonominin, insanların nasıl sömürülerek yok edildiğinin en bariz örneği. Parası olanın güçlü olduğu bir bölge. Tarihlerini de kısmen anlatmaya çalışan Singapurlular aslında bir millet değil, birçok milletten oluşan ama ticaretin çoğunu Çinlilerin elinde bulunduğu bir bölge. Singapur'dayız. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaya devam ediyoruz. Turizm bacasız sanayi ve ciddi anlamda bu ülke turizmden de gelir elde ediyor. Ve dünyanın birçok ülkesinden turistler buralara geliyorlar. Evet, olmayan bir tarihini allayıp pullayıp sapmaya çalışıyor Singapurlular. Ve biz olan bir tarihimizi maalesef yeteri kadar... Türkiye. Türkiye. China. Türkiye. Türkiye. İstanbul. 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 Excuse me.
Evet, birbirimizi çekiyoruz bu Çinli arkadaşla. Singapur'dan insan manzaraları, dünyanın birçok ülkesinden turist buraya geliyor. Yaklaşık 4,5-5 milyon nüfusa sahip olan Singapur'a her yıl 15 milyona yakın turist geliyor. Konsolosluğun açıldığı o zamanki arşivlerde yazar. Güney Asya'da açılan ilk konsolos olduğunu söylüyorlar. Bu da Singapur-Türkiye ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu. ...500 hektarlık bir ada ve şu an Singapur'un bu meşhur adasına girdik ve birçok büyük ufaklı adaya sahip. Singapur'a en önemlisi bu ada. Stresin olmadığı, huzurun, rahatın, mutluluğun olduğu adaya geldik. Hakikaten farklı bir ortam. Hemen Singapur'un yanı başında olmasına rağmen biraz da hava oldukça sakin. Buradan yetkilileri göreve davet ediyoruz. Her film için, her belgesel için ayrı stüdyo kurdurma yerine tek bir stüdyoya masraf yapılsın ve o masrafla büyük filmler, önemli yapımlara imza atılsın. Ve Kocaeli'nin Kandıra Kefken ilçesinde Kervan 2015 filminin çekimi için trilyonlarca lira harcanarak stüdyo kurulmuştu. Sadece 20 dakikalık bölümün çekimi için orada trilyonlar harcanmıştı. Sonra Giresun'a, Sivas'a gidilmişti. Aynı stüdyolar oraya da kurulmuştu. İçim yandı. Yetkililere çağrıda bulundum. Neden böyle yapıyorsunuz? O stüdyolar kalabilir, başka filmlere veya kültürel hizmetlere de o stüdyo görev yapabilir dedik. Yıkıldı, yok oldu. İsterseniz sizi Türkiye'den binlerce kilometre uzakta Singapur adasında Universal filmlerinin çekildiği stüdyonun önünden bir Kandıra Kefken'e götürelim. Cebeci sahilinde Kervan 2015 filminin çekimi için kurulan... Santos Adası en çok turist alan adalardan birisi, özellikle Singapur'da. Yılda 15 milyona yakın turistin geldiği burada. Her turist buraya uğruyor. Adayı adeta bir turizm merkez üssü haline getirerek imitasyon, bir takım heykeller, figürler yapmak suretiyle turist çekiyorlar. Çok sayıda turistin gezdiği Singapur Santos Adası'ndayız. Söz ederek içeri girmiştik ve bize Nelson Mandela hoş geldin diyor. Müthiş bir resmi var, birçok dünyaca ünlü kişi var. Resimler görüyoruz ve adım adım geziyoruz Santos Adası'nı. Her şey yapay ama insanları mutlu etmeye çalışıyorlar. Buraya gelenleri mutlu etmek için elinden geleni yapmış. Biz de o görüntüleri çekerek tarihe not düşüyoruz. Singapur'da Santos Adası. Bugün Singapur paralarında fotoğrafı yer alan şahıs, Singapur'u kuran, Singapur'u global ekonominin merkezi haline getiren Singapur Başbakanı. Mumyalanmış müzede Singapur'un yetkilileri, yöneticileri bizi adeta karşılıyor ve hoş geldin diyor. İşte bir başka yetkili. Çin'i ne yaptınız? Bu komünist dünyada milyonlarca insan öldü gitti. Sizleri mahvettiniz, perişan ettiniz, savaşlar çıkardınız. Komünist ideoloji, kapitalist ideoloji Türkiye'yi, dünyayı mahvetti. Evet, çok sorumlusunuz Sayın Mao. Bilmiyorum öbür tarafta ne yapıyorsunuz. Evet, Mao ile de söyleşi yaptık ama cevap vermiyor Sayın Mao. Hindistan'ın ideolojisi. Kanının makam odasında ve makam koltuğuna oturdu. Söyleşi yapmak. Singapur'da ne olup bittiğini öğrenmek istiyoruz. Gerçekten Singapur tarihi önemli. Sadece
150 yıllık, 130 yıllık bir tarihi geçmiş olan Singapur, bugün dünyanın en önemli ekonomik düzeni haline gelmiş. Singapur Başbakanı'na onu bir soralım. Ne var ne yok Singapur'da arkadaş? Biraz bize Singapur'la ilgili bilgiler ver. Kaç şirket var? Dünyayı nasıl sömürüyorsunuz? 650 milyar dolar ticaret hacmi. Kişi başına 53 bin dolarlık. Müthiş bir rakam. Biz 1994 yılında gelmiştik. 27 bin dolardı kişi başına gelir. 21 yıl sonra bu gelir 53 bin dolara çıkmış. Merak ettim. İkiye katlamışsınız. Cevap vermiyor. Biz Singapur'daki gezimizi adım adım sürdürüyoruz. Dünyayı işgal ettim, sömürdüm. Singapur'da 1819 yılında sömürdünüz. Üzerinden güneş batmayan bir imparatorluk kurdunuz ama birçok fakir fukaranın özellikle İslam coğrafyasının yıkılıp yok edilmesi adına. Hesap vereceksiniz. Bu dünyada hesap vermezseniz öbür tarafta mutlaka hesap vereceksiniz. Dünyayı titreten Muhammed Ali. İlk kez televizyonu Muhammed Ali Amerika'da yaptığı o Müslüman boksörün maçı var dendiğinde 70'li yıllarda siyah beyaz televizyonu bulup onu izlemek için sabahlara kadar komşular kapısında beklemiştik ve izlemiştik. Muhammed Ali'nin İslam medeniyetinin tanıtılmasında çok büyük emeği var. Şöyle kendisiyle bir ofis yapalım şurada ama bir ses soluk. Sanki bu sanatçılar canlı, sanki hemen çıkıp gerçekten enteresan bir yer Sampoz Adası. 7 milyon turist alan bir bölge. Dünyanın birçok ülkesinden insan geliyor. Aktiviteler, tek biletle birçok aktiviteye katılabiliyorsunuz. Türkiye'nin kıymetini bir kez daha anlıyoruz ki ne kadar güzel bir ülkemiz var. Havasıyla, yaylasıyla, dağlarıyla, ovalarıyla, yeşilliğiyle. Yaylası yayla, kışı kış, yazı yaz. İnanın 12 ay hep böyle bir hava. %99,9 nem. Ekvator'a sadece 35 kilometre mesafedeyiz. Singapur'dayız ama inanın sıcaktan, nemden tam bitik vaziyetteyiz. Bin atlı çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir ordu yendik. Ak Tolgalı Beylerbeyi haykırdı ilerler. Bir yaz günü geçtik, Tuna'dan değil Singapur'dan kafilelerle. Ne söylersiniz Türkiye'deki? Tavsiye ederim. Tavsiye ederim Türkiye'deki insanlara. Gelsinler, görsünler. Evet, yaşasınlar. Tabii. Hadi gelsin. Evet, Santos Adası'nın bir de akvaryumunu görelim. Bakalım ne var akvaryumda. Okyanus canlıları, balık türleri. Çok akvaryuma gittik ama bu kez size Santos Adası'nın akvaryumunu gösterelim belgesel görüntüler. Akvaryumun ana kapısı. Çok canlı türünün olduğu kapıdan içeri giriyoruz şu an. Hayır.
gezimizi tamamladık. Enteresan balık türleri, deniz canlıları, birçok farklı türden canlının bulunduğu akvaryum. 7'den 70'e birçok ziyaretçi, turist çekiyor. Dünyanın birçok ülkesinden turist geliyor ve Singapur Sentosa adasındaki akvaryumu sizler adına gezdik. Görüntüler tespit ettik. Biz Sentosa'da bir başka noktaya giderken sizleri burada çektiğimiz belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Bu kadar enteresan aktiviteler var ki Sentosa Adası'nda. Mutlaka bir şeyler yapıp ciddi manada turistlerden para alabiliyorlar. Farklı atlar, müşteriler, resimler, farklı ortamda etkinlikler. Onlar yorulmuyor para alırken, biz gezerken ciddi anlıyoruz. Have you been to Turkey? No. Medeniyet tamiri bila terfi ibadettir. İnsanların bilgilendirilmesine, şehirlere insan olma yaraşır hale getirilmesi. Medeniyeti anlayabilmek için musikisine, mimarisine bakmak gerekiyor. Ciddi anlamda dünya coğrafyasını gezdiğimizde insan kültürü, mimarisi, musikisi, gelenek ve görenekleri hakikaten insana etkiliyor. İşte bir farklı mimariyle uzak bir Asya'nın evlerinden birisi ve hatıra fotoğrafları çekiyor. Şöyle döndüğümüzde de birçok aktivite burada yapılıyor ve Sentosa Adası'nda farklı figürler, farklı etkinlikler insana unutulmaz dakikalar yaşatıyor. Sizleri Singapur Sentosa Adası'na götürüyoruz. Devralen Parkı ile Sentosa Adası'ndayız. Bize buradan başlamıştık ve burada nokta koyuyoruz. İçeride tabii buraya bir gününüzü ayırmanız lazım. Çok büyük ve geniş alanına sahip ve pek çok atraksiyonların olduğu bir bölüm. Genelde gelen gruplara 5 tane önemli atraksiyon var, onu gösteriyoruz. Bunlardan birincisi New York'ta fırtına adlı bir sahne. Bu sahnede gerçek nasıl bir fırtına oluşturulduğu, işte geminin karaya nasıl vurduğu, işte nasıl fırtınada da bazı yer yangın çıktığını falan hepsini şöyle çok güzel gösteriyorlar. Ondan sonra Transformer bölümü var ki olmazsa olmaz buranın en güzel aktivitesi. Gerçek yaşıyorsunuz o Transformer'ı. Ondan sonra Mummy dediğimiz işte Mısır'da olan mumyaların Mısır'a gitmemişsiniz, onlarla da resim çektirebilirsiniz. Holocaust'a benzeyen bir aleti biliyorsunuz. O da çok güzel. Ve ondan sonra da Waterland, yani su dünyası dedikleri, buranın en büyük canlı stüdyo, film çekilen canlı stüdyonun olduğu bir yer. Değerli izleyenlerimiz, burası Universal Stüdyolarının Singapur Sentosa Adası'ndaki stüdyoları. Geniş bir alan ve bu alan hem turizme açılmış vaziyette, hem burada filmler çekiliyor ve Amerika'da merkezi olan Universal Stüdyolarının Singapur'daki merkezinde de stüdyolarında da çok tanınmış filmler çekiliyor. Türkiye'de de keşke buna benzer stüdyolar olsa. Singapur'da Sentosa Adası'nda insan manzaraları, Endonezya'dan dünyanın birçok ülkesinden insanlar var. Bunlardan Myanmarlı. Myanmar bizim gönül coğrafyamızda çok ayrı bir yeri var. Birinci Cihan Harbi'nde çok sayıda esirimiz Myanmar'a gitmişler. Ve Myanmar'da esir kamplarında, İngiliz esir kamplarında kalmıştı. Myanmarlılar. Kuala Lumpur. Ya. Yeah. Where you come from? Turkey. Oh. İstanbul. Oh, Turkey. Oh. İşte gerçek Singapur'da burada. Evet, iş yerinden, çalışmadan dönen, ağır işlerde çalışan Singapurlular. Ve tarihe not düşmüş olduk. Singapur'un gerçeğini de böyle göstermiş olduk. Evet. Zaman hızla geçti değerli izleyenlerimiz. Bir Devralen programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri Devralen Parkı ile belgesel görüntülerle Singapur'a götürdük. Singapur dünyanın ekonomi finans merkezi. Dünyanın idare edildiği merkez. Birçok global şirketin, hatta şöyle diyebiliriz, dünyayı sömüren, insanlığı sömüren şirketlerin ana merkezi Singapur. Uzak Asya,
Burası ekranlardan anlatılmaz. Önce ciddi anlamda, objektif bir şekilde Singapur'un ne olduğu, nasıl kuruldu, neler yaptığını çok iyi araştırarak Singapur'a gitmek gerek. Bir başka devralen programında buluşmak üzere Singapur'dan Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.